Tabii bu durum insan hakları açısından esefle karşılanması gereken üzüntü verici bir durum. Aslında Abdullah Öcalan'a uygulanan eşine az rastlanır tecritle ilgili dünyadaki bütün hukuk kurumlarının ayağa kalkması gerek. Kendisini uygar tanımlayan, demokrat tanımlayan, demokrasiyle yönetildiğini iddia eden ülkelerin siyasi kurumlarının da bu konu üzerine eğilmesi gerekir. Bunlardan da önemlisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, yine SİPİT'inin, İşkence Yönleme Komitesi'nin ve ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin daha aktif, daha etkili tavırlar ortaya koyması gerekiyor. Ama bu neden olamıyor? Çünkü şu anda dünyada genel olarak sağ akımların daha etken olduğu, demokrasi güçlerinin daha etkisiz olduğu bir süreçten geçiliyor. Birleşmiş Milletler'de büyük kapitalist, emperyalist devletler egemen durumda. NATO zaten bir emperyalizmin savaş örgütü. Diğer uluslararası kurumlarda da esas itibariyle sermayenin egemen olduğu yapılar söz konusu. Bu yapılar açısından da halkların kendi kaderini tayin hakkının önemi yoktur. Abdullah Öcalan'ın konumunun da önemi yoktur. Gerçi son zamanlarda Paris Barosu da olmak üzere bazı büyük Avrupa şehirlerinin barolarında, hukuk kurumlarında az da olsa bir kıpırdanma, bir hareketlenme başladı. Bu da umut verici bir durumdur. Şimdi bu açıdan Türkiye'ye baktığımızda da maalesef hukuk kurumları yeterli tavrı göstermiyor. Başta Barolar Birliği olmak üzere, Metropol Barolar olmak üzere, yani İstanbul, Ankara, İzmir Baroları olmak üzere bu konuda susuyorlar. Halbuki hukuk kurumları ayrımcılık yapmadan dil, din, ırk, siyasi görüş, inanç ayrımı yapmadan eğer hukuk ayaklar altına alınıyorsa ses çıkarmaları gerekir. Yine ana muhalefet partisi işine geldiği zaman sosyal demokrat olduğunu söylüyor, demokrasi savunduğunu söylüyor. Ama ana muhalefet partisi de bu İmralı'daki tecrit konusunda bu zamana kadar zerre kadar bir ses çıkarmadı. Yani bu açılardan maalesef bir sefalet yaşanıyor. Tabii sadece AİHM kararları değil, bazı Avrupa ülkelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarında da olumlu tespitler yapıldı. Özgürlüğü umut etme hakkıyla ilgili. Mesela Almanya'da bulunan bir Türk'ün Türkiye iadesini istedi. Türkiye'de ona ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Alman Anayasa Mahkemesi reddetti. Özgürlüğü umut etme hakkını vurgulayarak ayrıca ölene kadar ağırlaştırılmış hapis cezasının insanlık dışı bir ceza olduğunu vurgulayarak reddetti. Yine İtalyan Anayasa Mahkemesi de özgürlüğü umut hakkını vurguladı. Şimdi özgürlüğü umut hakkı özellikle son 50 senedir literatüre tamamen oturmuş bir hak. Yani yaşam hakkı gibi, beslenme hakkı gibi, su hakkı gibi, hava hakkı gibi temel bir insan hakkı. Yani bunun anlamı şu: cinsi kimliği, inancı, dili, siyasi görüşü ne olursa olsun, iddia edilen suç ne olursa olsun, verilen ceza ne olursa olsun, her insanın günün birinde özgürlüğe kavuşma hakkı temel bir haktır dendi. Şimdi bu yönde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de sayısız kararları var. Abdullah Öcalan'la ilgili de 2014 yılında verilen kararda gayet açık bir şekilde
özgürlüğü umut etme hakkının ihlal edildiğini, yani şartlı salıverme hakkının tanınmamasını, özgürlüğü umut etme hakkını ayaklar altına aldığını ve dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence, kötü muamele yasağını düzenleyen 3. maddesine aykırı olduğunu vurguladı. İlk AİHM kararında da Öcalan'la ilgili adil yargılanma hakkına uyulmadan, adil yargılama olmadan verilen idam cezasının insanlık dışı bir muamele olduğunu vurgulamıştı Öcalan'la ilgili verdiği kararda. Ayrıca Türkiye ile ilgili verilen başka kararlarda da özgürlüğü umut etme hakkı vurgulandı. O kararlar neler? Kurt Türkiye kararı, Taş Türkiye kararı, Akdeniz Türkiye kararı, Tanış ve diğerleri Türkiye kararında da özgürlüğü umut etme hakkı vurgulandı. Şimdi Avrupa SPİT'i, Avrupa İnsan Hakları Bakanlar Komitesi 17 Eylül ile 19 Eylül arasında Öcalan'la ilgili ihlal kararlarını değerlendirecek ve Türkiye'den sorulara cevap isteyecek. Aslında daha önce de istemişti. O zaman Türkiye 2009 yılından bu yana bir ihlal olmadığını bildirmişti. Muhtemelen yine aynı cevabı verecek Türkiye. O zaman ne yapması gerekir Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin? Derhal konuyu AİHM Büyük Daire'ye götürmesi gerekir. Büyük Daire'de ihlal kararı verince Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yaptırım yolunu açması gerekir. Ne gibi yaptırımlar olabilir? Bir, Türkiye'nin konseydeki söz hakkı elinden alınabilir. Daha da ağırı, konsey üyeliğinden atılabilir. Şimdi bu konuda daha önce örnekler var mı? Azerbaycan örneği var. Yani o zaman Azerbaycan'a ETOK girişimi yaptı SPİT ve ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de eğer hukuka aykırı ihlallere son vermezse konuşma hakkının alınacağını ve konsey üyeliğine son verileceği bildirildi. Bunun üzerine Azerbaycan mecburen geri adım atmak durumunda kaldı. Şunu da ekleyelim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi de avukatların başvurusunu kabul etti ve tedbir kararı alınmasını istedi. Muhtemelen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nden de Türkiye aleyhine bir karar çıkacaktır. Şimdi aslında Abdullah Öcalan'ın konumunun iki yönü var. Bir siyasi yön, bir de hukuki yön. Siyasi açıdan bu coğrafyada halkların eşitlik ve özgürlüğü temelinde bir barış olması için Öcalan'la ilgili bir yasa çıkartılarak başta Öcalan olmak üzere tüm siyasi tutuklu ve mahkumların serbest bırakılması gerekir. Bu işin siyasi yönü. Ama maalesef mevcut iktidar yapısı nedeniyle kısa vadede böyle bir çözüm görünmüyor gibi. Fakat uzun vadede gündeme gelebilir. Şimdi işin diğer hukuk yönüne gelince bu konuda iki önemli hata var. Bir defa ceza hukukunda temel bir kaide var. Aleyhe olan bir yasa geçmişe uygulanmaz. Şimdi bu ölene kadar hapis cezası Öcalan getirildikten, yargılandıktan ve ceza verildikten sonra düzenlendi. Daha yani bu yasadan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı 36 yıldı. Şimdi fakat daha sonra bu aleyhe yasa çıktı. Hukuken ceza hukukunun temel prensibi aleyhe olan yasa geçmişe uygulanmaz. Şimdi böyle bir karabet var. Böyle yanlış bir uygulama var. İkincisi dediğimiz gibi ölene kadar ağırlaştırılmış hapis cezası bütün hukukçular tarafından eleştirilen bir yasa. Yani
Avrupa'nın hiçbir ülkesinde böyle bir ceza yok. Yani hatta bazı Avrupa ülkeleri bırakın ölene kadar müebbet cezayı normal müebbet hapis cezasını da kaldırdılar. Mesela İspanya, Norveç, Portekiz, Bosna Hersek, Sırbistan normal müebbet hapis cezasını dahi mevzuattan kaldırdılar. Şimdi çok katı cezacı, ceza hukuku profesörü Sırrı Dönmezer bile bu yasayı eleştirdi. Bu yasanın sözleşmenin 3. maddesine aykırı olduğunu söyledi. Tabii sadece sözleşmenin 3. maddesine aykırı değil. Aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 5. maddesine de aykırı. Dolayısıyla Kişisel Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 3. bendine de bu yasa maddesi aykırı. Aslında bu yasa kişiye özel bir yasa. Öcalan için özel olarak çıkartılmış bir yasa. Şimdi bu tür bir yasaya düşmanla savaş hukukunun infaz rejimi denir. Yani intikam rejimi. Parça parça öldürmek, adım adım sürükleyerek bitirmek idam cezasından daha kötüdür bu. Yani ölene kadar ağırlaştırılmış hapis cezası yaşam boyu işkencedir. Yaşam boyu eziyettir. İnsan oluruna, insan haysiyetine aykırıdır. Ve bu infaz hukukuna da aykırı. Şimdi infaz hukukunda ayrımcılık yapılmaz. Yani infaz hukukunda ceza ve suçlu ne olursa olsun infazla eşitlik vardır. Falan insana farklı infaz, falan insana farklı infaz olmaz. Sonra infaz hukukunun en önemli amaçlarından biri infazda asla insan oluruna, insan haysiyetine aykırı, küçültücü, işkence, kötü muamele yapılmaması gerekir. Şimdi ahim kararlarında da vurgulandığı gibi bu ölene kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası insanı aşağılayan, insan onuruna aykırı, insan haysiyetini ayaklar altına alan bir ceza tarzıdır. O yüzden yapılması gereken bu ölene kadar ağırlaştırılmış hapis cezasının mevzuattan çıkartılması gerekir. Şimdi ahim kararlarına göre verilen cezalar 25 senede bir gözden geçirilmesi gerekir. Bu konuda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararı, tavsiye kararı daha da olumlu. O karara göre 8 ila 14 yıl arasında cezaların tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Şimdi 25 yıl doluyor. Gözden geçirilmesi gerekir. Ve bırakılana kadar da Mandela kurallarının uygulanması gerekir. Türkiye'de parçalı adalet var, parçalı hukuk var. Muhalifler için düşmanla savaş hukuku, muhalif olmayanlar için normal yurttaşlık hukuku uygulanıyor. Buna doktrinde düşmanla savaş hukuku deniyor. Yani Almanya'da Hitler döneminde Karl Schmitt oranın hukuk profesörüydü. O şöyle demişti, bir devletin canlı olması için düşman yaratması gerekir demişti. Muhaliflere demişti, normal ceza hukuku uygulanmamalı, onlara düşmanla savaş hukuku uygulanması gerekir. O muhaliflerin hiçbir yasal hakkı olmamalı demişti. Yani masumiyet karinesi onlara uygulanmamalı demişti. Dürüst yargılanma hakkından mahrum edilmeleri gerekir demişti. Ve uzun süreli tutukluluk yaşatılmalı demişti. Şimdi işte Hitler dönemindeki Karl Schmitt hukuku şu anda Türkiye'de başta Öcalan olmak üzere siyasi muhaliflere uygulanıyor.